Sayın seyirciler iyi günler. Bugün 6 Ağustos 2020. Bugün Doğu Türkistan'daki koronavirüs durumuna bakalım. Bugün Xinhua ajansının açıkladığı rakamlar şöyle. Dün Doğu Türkistan'da 27 koronavirüs pozitif vaka bulundu. Toplam Koronavirüs'le yoğunlanan kişi sayısı 637. Bunun içinde Ürümçü'deki koronavirüsle yoğunlanan kişi sayısı 634. Şu anda Ürümçü hastanelerinde koronavirüsü olarak yatırılmakta ve tedavi görmekte olan kişi sayısı 17301 olarak açıklıyor. Xinhua Haber Ajansı. Ürümçide durum vehim. 15 Temmuz ilk bir koronavirüs yokunluğu bulunmuştu. Hastanede ise bir tek koronavirüsle yokunlanan hastanın bulunmadığı açıklanıyordu. Bugün ise Şinhua Haber Ajansı 17.301 kişinin korona virüsü ile hastalarda yatırıldığı tedavi gördüğünü açıklıyor. Bu durumun gündün güne daha vahim olduğunu gösteriyor. Bu sayı gene sadece buzdağın görünen kısmıdır. Dün Xinhua Haber Ajansı Doğu Türkistan'a Çin'in diğer ayaletlerinden 1900 doktorunun yardıma geldi. Yazılıyordu. Demek Doğu Türkistan'daki yüz binlerce sağlık çalışanı yetişmiyor. Çin'den, Çin'in diğer bölgelerinden yeni doktorlar, hemşehriler, ve tibbi malzemeler Doğu Türkistan'a, Doğu Türkistan'ın başkenti Ürümçi'ye gönderilmeye başlamış. Şimdi Ürümçi'deki e, durumlar hakkında Çinliler çektiği videolar Çinlilerinin kanalıyla yurt dışına dağılıyor. Zaten Uygurlarının bunların göndermesi imkansız. Gönderirse zaten hayatı mahvoluyor kendisinden ve ailesinden yakınlarından hepsi kampa cezaevine sokuluyor. Bu yüzden bunlar böyle cesareti gösteremiyor. Gelen videolarda Çinliler Uygur semtlerde yani polisler orada arabayla dolaşarak bağırıyor. Partiyenin emre uygulanacak uyumadan dışarı çıkanlarının ayağı kırılacak diye Çinci bağırıyor. Gerçekten kimse dışarı çıkamıyor. Şimdi ablukoya alınan, dışarı çıkamayan, evleri Tian Shan bölgesi dedi ki Uygurlar toplu oturduğu bu bölge. Buraya koronavirüsü nasıl bulaştırıldı ve bu bölgede nasıl yaygınlaştı? Bunu diş dünya hala araştırmış değil. Şimdi bir de Doğu Türkistan, bir de Hong Kong. Bu hassas bölgelerde korona virüsü hortluyor. Dün Hong Kong'un açıkladığı bilgilere göre Hong Kong'da 3840 korona hastası var. Yani bulaşmış, korona virüsü bulaşmış hasta var. Sadece dün 85 yani pozitif vaka yeniden eklendi. Bir Hong Kong'da, bir Doğu Türkistan'da. Şimdi Hong Kong sesini daha gür çıkartabiliyor dünyaya. Bu yüzden bunların imkanında var. Kendileri kendi imkanlarıyla kendilerini koruyabiliyor. Ama Doğu Türkistan'da bilhassa Ürümçi'de Uygurlarının kendi kendine koruma imkanı yok. Şimdi evleri mühürlenen savaş ilanıyla kimsenin kimseyle görüştürmeyen ve hatta telefon alakasını bile yasaklayan ürümçüdeki Uygur semtlerine mühürlenen evlere sadece dışarıdan adamlar, polisler, doktorlar girip çıkabiliyor. Daha Önceki gün geldi gibi bir videoda evlere kutularla ilaç dağıtılıyor. Kutunun üzerinde hiçbir yazı yok. Bu ilaçın ne olduğu hakkında hiçbir bilgi yok. Ama evlere uyurlara dağıtıyor. Bunu içeceksiniz sabah bir defa, akşam bir defa. Bu kadar gün içeceksiniz. Biz Gelip her gün kontrol edip geleceğiz. Zorlu. Orada bir bayan ağlıyor. Bu ne ilacı olduğunu biz bilmiyoruz. Bizi yararı var mı? Veya zarar var mı? Bilmiyoruz. Bunun da bir anlatım yok. Kutunun üstünde hiçbir yazı yok. Diye gösteriyor. Bunu da Çinliler, oradaki doktorlar belki onlar çıkıyor, dışarı gönderiyor. Çok tehlikeli. Bu ne ilaç? Ne ne ters ediyor? Burada yani Çin'in açıklamadığı Uygur toplumunu senelerdir böyle biyolojik koboy olarak kullandığı ortadaydı. Yine de şimdi de aynı yöntemle Uygur toplumu üzerinde kullanıyor. Ve Kobay olarak kullanarak onların ölüm kalımı ile bunların yani hiçbir ilgisi yok. Sadece bu ilaçları deneyerek bu ilaçlarının ne kadar paraya yarayıp yarımı Ve bu ilaçların şimdi satılıp satılmayacağına karar vermek için bunların rızasını almadan, ne ilaç olduğunu söylemeden böyle Uygurlar üzerinde kullanıyorlar. Bir de sık sık elektrikler kesiliyor. Zaten evinden çıkamıyor. İnsanlar yiyecek içecek alamıyor. Bu kapılarının önüne yiyecek içecek getiren Çin belediye çalışanları 3 misli paha, pahalı fiyata Uygurlara satıyor. Bu videolarda şimdi dolaşıyor ortalıkta. Bu nasıl oldu? 5 yönlük domates nasıl? 15 yön oluyor. Diye. Ama onlar dışarı çıkamadığı için un, pirinç, et, sebze, meyve, parası olan öyle 3 misli pahalı fiyatta almaya mecbur. Ama ara sıra elektrik gittiği için yani evde yemek pişirmek ve günlük hayatını geçirmede daha da zorlanıyor. Böyle ürümcide elektrik kesilirken dün bu Çınkva Haber Ajansı da orada enteresan bir elektrik yani Doğu Türkistan'dan Çin'e dilin elektrik hakkında bir haber gördüm. Dün Şinhua Haber Ajansı şöyle bir haberi geçti. Doğu Türkistan'da Temmuz ayında 10 milyar 400 milyon kilowatt saat elektrik Çin'in iç bölgelerine nakledildi. Yani 10 seneden beri bir ay içinde en çok Çin'in iç bölgelerine nakledilen elektrik rekoru Temmuz ayında kırıldı diye yazıyor. Ama Ürümçi'de Uyurlarının evinde mühürlenen bu insanların evlerinde elektrik kesiliyor 4 saat 5 saat günde. Bir de hastanelerde yatırılan hastalar içindeki kadınların doğum kontrolü tekrar yapılıyor. Bu haberler bizi geliyor doğum kontrolü için spiral takılmış mı takılmamış mı diye kontrol ediyor. Spiral olmayan Uygur kadınlara zorla spiral yani doğum kontrolü için spiral takılıyor. Bu da bir başka eziyet. Zaten Doğu Türkistan'da erkek kadınların kampları götürürken doğum kontrolü herkese uygulanıyor. Bir de burada hastanede koronavirüsünden dolayı hastanede yatan kadınlara da zorla doğum kontrolü için sprey takılıyor. Şimdi Doğu Türkistan'daki ve Çin'in diğer bölgelerindeki toplama kamplarında, ceza evlerinde tutulmakta olan ve köle işçi olarak çalıştırılmakta olan Uygurların durumundan hiçbir haber alınamıyor. Onlar korona virüsü mı? Yokumlanması durumu nasıl? Yokumlanmamışsa şu andaki durumu nasıl? Çinliler bu hafta hiçbir bilgi açıklamıyor ve bilgi açıklamasına izin vermiyor. Şimdiki en tehlikeli durum cezaevlerinde, toplama kamplarında Uygurlarının korona virüsüyle yani Çin virüsüyle yukumlandırılıp toplu daha bir defa toplu katliama gidilmesinden yani çok endişe etmekteyiz. Şimdi Doğu Türkistan'dan böyle üzücü haberler gelirken yurt dışından Doğu Türkistan'a yönelik güzel haberler de geliyor. İki gün önce Adidas, Lacoste gibi bir ünlü firmadan Doğu Türkistanlıları köle olarak çalıştıran Çin şirketlerindeki siparişlerini iptal ettiği bundan sonra Çin'de Pason yaptırıştan vazgeçtiğini açıkladı. Bu firmalar gündün güne çoğalıyor. Doğu Türkistan'da ve Çin'de 80 binden fazla Uygur'u köle işçi olarak çalıştıran ve yurtdışına dışına pason yapan 27 Çin şirketi yurt dışındaki ünlü, dünya ünlü 83 markadan sipariş alıyordu ve bunlara pason üretiyordu. Amerika Ticaret Bakanlığı bunların listesini açıkladıktan sonra ve bu Çin şirketlerine yaptırım uyguladıktan sonra bu 83 dünya ünlü markalar yavaş yavaş Doğu Türkistan'dan Çin'den çıkmaya başladı. Böylece Çin Doğu Türkistan'da üretilen 5 milyon ton pamuğu tekstil ürünleri dönüştürerek, hazır giyimli dönüştürerek Doğu Türkistanlıları bir ve köle işi olarak çalıştırarak para kazanması daha zorlaşacak demektir. Daha güzel bir haber. Dün Avrupa Parlamentosu Doğu Türkistan'daki Uygur, Kazak ve diğer Türk Müslüman azınlıkları köle işçi olarak çalıştıran firmalara, bu firmalara sipariş veren yurt dışındaki firmalara evet. yaptırım uygunlama konusunda karar alacağını açıkladı. Bu da Amerika'dan sonra Avrupa'da böyle bir Avrupa Parlamentosunda böyle bir kararın alınması doğu Türkistanlılar için, ezilen doğu Türkistan halkı için, köle olarak çalıştırılan kız yiğitler için gene bir müjde, onlar için bir teselli olacaktır. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.